Namazdaki tesettürle ilgili büyük bir sıkıntımız var. Tesettürlü olan bir bayan namaz kılarken önden bir tutam saçları gözükebiliyor. Bunun namaza mani olacağını söylediğimizde az bir miktarın önden gözükmesinin bir zararı olmayacağını söylüyorlar. İlmi savunma yapamıyoruz. Bu konuda kaynaklı olarak bilgi verebilir misiniz demişler. Malumunuz çocukluk dönemimizde bize öğretilen bir 32 farz vardır. Evet. 32 farzın işte 12'si namazdadır denir. 12'si namazda olan bu farzların işte 6'sı içinde, 6'sı dışında. Yani rükün ve şartlar. Bunlardan bir tanesi de necasetten taharettir. Yani dışında olan şartlar. Yani kişinin gerek bedeninde, gerek elbisesinde, gerek namaz kılacağı mekanda necasetin bulunmaması gerekir. Artı bir de setre avrettir. Yani kişinin avret mahallini örtmesi. Tabi bu erkek ve bayanlarda farklıdır. Yani erkeğin avret mahalli ile bayanın avret mahalli farklıdır. Peki bir bayan avret mahalli ki saç avrettir. Bunu örtülmemesi durumunda bu kişinin namazın öncesinde yapması gereken şartlarına riayet etmemiş olacaktır. Peki açılacak olsa avret mahalli namazda namaza engel olur. Ne kadar bir miktar açılırsa engel olur. Bu noktada deniyor ki Hanefi mezhebine göre avret mahalli açıldığında vücutta insanın avret olan en ufak uzvunun işte dörtte bir bazı rivayetlerde Ebu Hanife'den gelen bazıları da ekserdir. Bazıları çok az dahi olsa ki bu daha fazla Maliki mezhebinde vardır. O kadar bir miktar açılmışsa bu kişinin namazın engeldir. Eğer bir rükün miktarı devam ederse bu. Veya bir rüknü o şekilde ifa ederse. Bu konular beyan edilirken mülteka da olsa gerek ki onun şerhinde Mecmul Enhur'da da bu konu var. Der ki bir bayan saçını kapatmalı namazda, saçının önünden bir nebze gözükecek olsa yani çıksa bu mani olur mu olmaz mı? Sahih olan görüşe göre manidir der. Ki bu sahih ifadesinin kullanması bu konuda ihtilaf olduğunu gösterir. Evet. Muhtemeldir ki zaten bu gibi tartışmalar eğer çıkmış hani bu kadarı zarar etmez gibi ifadeler kullanılmış sualde. Bu ihtilafı bilen veyahut da bu ihtilafı hani malumat tarzında okuyan kardeşlerimizin bir ifadesi olsa gerek. Evet. Ama Hanefi mezhebine göre ne olursa olsun bir tutam değil bir tanesi dahi kılın bir tanesi dahi avrettir. Ha, bunun namaza engel olup olmaması o miktar af miktarını kapsayıp kapsamamasıyla alakalıdır. Hatta kadın için işte en ufak uzuv kulaktır denir. İşte o saçından kulağının dörtte bir miktarına ulaşacak kadar bir miktar açılır ve bu bir rükün miktarı da devam ederse elbette bu kişinin namazına mani olacaktır. O zaman öyle başörtü bağlanmasına biz tesettür diyemiyoruz değil mi hocam? Yani tabii ki saçın yani yeni bir moda tesettür modası halinde ön saçlar artık açık bir şekilde bağlanıyor tabii mesela. Tabii ki değildir. Yani tamamıyla saçın bir tane kılı dahi gözükmemeli. Tabii bu namazla alakalı diyoruz. Dışarıya baktığımız zaman dışarıda sadece saçının kılının gözükmemesi değil, güzelliğini ifşa edecek bir şeyin olmaması. Çünkü tesettürdeki ana gaye kişinin güzelliğini ortaya koymak değil, var olan güzelliği setretmektir. Onu kapatmaktır. Yani dışarıdan bakıldığı zaman işte bu bayan yaşlı bir bayan mıdır, genç bir bayan mıdır? Bu konuda kişinin bir fikir yürütememesi lazım. Yani herkes aynı minvalde işte yaşlı bir bayan yürüyor şeklinde algılamalıdır. Tesettürün tabii bu tarafı da vardır ki bununla alakalı bizim uzun bir soru cevabımız vardı hatırlarsanız. Evet, evet. Orada detaylı bir şekilde bu konuyu da ifade etmiştik. Ama namazla alakalı baktığımız zaman da saç noktasında her ne kadar tartışma olsa da sahih kabul edilen görüşe göre ki kardeşimiz kaynak istemiş ki Mecmul Enhur'un birinci cildini buna kaynak olarak verebiliriz. Damat diye maruf olan bu kitapta Mülteka Şerhi. Orada namazı bozan durumla setre avretle alakalı meseleler beyan edilirken saç konusu da orada açık bir şekilde ifade edilmiştir ve sahih tabirde özellikle orada vurgulanmıştır. Oraya bakabilirler. Evet, kaynak olarak da oradan detaylı bilgi alabilir izleyenlerimiz.